ve mutlaka refere sistemini devreye sokuyoruz. Yani işte benimle görüştü, tamam, ama senin bu konuda daha ciddi, daha uzun süreli yardım alman gerekir diye işte bir uzmana da yönlendirmemiz şart oluyor. Tabii bu işle uğraşanlar da bayağı sıkıntılı, çünkü eğer karşıdaki işte ben şu intihar edeceğim, telefonu kapatınca intihar edeceğim diyorsa bu da bayağı yüklü bir şey. Evet. Bunu takip sistemi gibi bir şey olması gerekir. Yani şimdi şeyde Ankara Tıp Fakültesi'nde rotasyondayken işte şeyler vardı. Zaten Ankara Tıp Fakültesi, yani Krize Müdahale Merkezi'nin Kriz Dergisi diye de işte süreli bir yayını var. Ve krize müdahale çalışanlarının tükenmişliklerinin ve işte aleksitimi oranlarının, işte depresyonlarının ya da meslekten doyum almamalarının çok yüksek oranlarda olduğu, aslında çok tüketici de bir iş bu. Yani psikolojinin içindeki belki en fazla işte böyle yıkan, tüketen işlerden biri de bu. Çünkü şey değil, bir telefon bazında yapılan, yani krize müdahale merkezini telefonla arıyorsun. Karşındakinin durumunun ne olduğunu bilmiyorsun. Ve şeyler, hastanın güvenliği tabii ki en temel olan şey. Güvenliği sağlaması, mesela pencerenin kenarına inmen, yani kendimi atıyorum işte telefonda burada falan, yani kulağında telefon ve konuşuyor. İşte güvenliği sağlama. Ya da hat aniden kapanabilir. Evet. Burada krize müdahale danışmanlığında zaten yapmamız gereken ilk ve temel şey hastanın mümkünse, yani mümkünse değil de adresini almak ve hemen bir ekibi de yola çıkarmak bir şekilde. Yani adresi bilirsek müdahale etme şansımız çok daha yüksek olur. Yani o sistemi de, ya da adresini vermek istemiyorsa en azından telefon numarasından adres bulma sistemi gibi. Onun için bir ağ sistemi zaten, yani hemen bir şeylerin yapılması gerekiyor. Yani telefon açılır açılmaz, ki intihar edecekse zaten tamam yardım için arıyordur, ama yani hani mesela Kıbrıs'ta da bu bir suçtur, yani intihar etmek. Mesela hastaneye baktığımızda işte intihar oranları nedir, hiçbir kayıt alamadık. Çünkü buranın kanunlarına göre kişinin kendisini öldürmesi suç. Evet. Yani dini olarak değil, yasal olarak da zaten suç. Ve hiçbir şekilde şey yok, kayıt yok. Ama kliniğe gelen mesela ergenlerde en azından birkaç tanesinde böyle bir girişim oldu. Hastaneye gitti, işte midesini yıkandı. Biliyoruz.